Muhterem arkadaşlar, bugün 25 Ağustos 2021 haftalık basın toplantımızdayız. Tabii bu hafta Anadolu'muzun ve aziz milletimizin tarihine damga vurmuş iki önemli zaferin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu zaferlerden birincisi 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Zaferi olarak tarihe geçen ve Yahya Kemal'in şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi, galip et çünkü bu son ordusudur. Ta ki, tekrar düzelterek söylüyorum, şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi, ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın, galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Yahya Kemal bunu büyük zafer öncesinde ve Malazgirt zaferini de dikkate alarak dile getirmiştir. Hakikaten büyük zaferler ancak milletin bir araya gelmesi, inancını kuşanması, birlik ve beraberlik ruhu ile şaha kalkması neticesinde elde edilebilir. Bundan dolayıdır ki hem Malazgirt zaferimiz hem de Kurtuluş Harbimizin sonlanmasına vesile olan büyük taarruzla başlayan ve 30 Ağustos zaferiyle neticelenen mücadeledir bizi bugünkü hürriyetimize kavuşturan. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. O dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması, arkasından bağımsızlık harbinin başlatılması ve bu büyük zaferle 30 Ağustos zaferiyle bu harekatın sonuçlanması tarihimize müstesna bir zafer olarak geçmiştir. Biz 71 ile 1922'yi birlikte hatırlamak mecburiyetindeyiz. İkisinin de temelinde yatan inançtır, imandır, kararlılıktır, birlik ve beraberliktir. Biz bu ruhu eğer devam ettirebilirsek, bundan sonra da daha büyük zaferlere imza atma imkanına ve gücüne kavuşuruz. Elbette ülkede farklılıklar olacak. Elbette ülkede farklı kanaatlere sahip insanlar, topluluklar olacak. Ülke problemlerinin çözümü için arayışlar olacak. Ancak bütün bunlar neticede birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz takdirde başarıya ulaşmamıza, bizim de huzur içinde olmamıza vesile olacak. Bundan dolayıdır ki birlik ve beraberlik içinde olmamız olmazsa olmaz şartıdır huzurun. Ancak farklılıklarımızın olabileceğini de dikkate alarak bu farklılıkları husumet vesilesi değil, birlik ve beraberlik aynı zamanda zenginlik vesilesi olarak da görmektir esas olan. Zaten bugün içinde bulunduğumuz demokratik ortam da bunu sağlamak için önemlidir. Ben ülkemizin bugün bütün diğer ülkelere örnek olacak bir seviyede bu hürriyetleri yaşamasını, bu gerçekleri dünyaya örnek olarak sunmasını isterim. Bir takım farklılıklarımız biraz önce ifade ettiğim gibi olacak. Ancak bu farklılıklar bizim birliğimize, beraberliğimize kesinlikle zarar vermeyecek. Tam tersi, iktidarda bulunanlar elbette kendi politikalarını tatbikata korken, muhalefetin yapmış olduğu ikazları da dikkate alacaklar ki yanlıştan kurtulabilsinler. Bugünümüze dönersek, tabii son zamanlardaki en önemli konu toplu sözleşme konusu oldu. Ama oraya gelmeden önce bazı hususlara da temas etmeyi önemsiyorum. Muhterem arkadaşlar, bunlardan bir tanesi yine tartışma konusu olan işsizlik fonudur. İşsizlik fonu, işsiz kalan insanlarımızın belli bir süre derdine derman olmak için yine çalışanların kendi ücretlerinden alınan paylarla ortaya konmuştur. Ve tamamen çalışanlara yönelik bir fon olarak değerlendirilmelidir. Ama ne yazık ki bu fon son zamanlarda bu maksatla kullanılmamakta, bundan dolayı da erimektedir. Pandeminin başında, yani 2020 yılı başında 1 Ocak tarihi itibariyle bu fonda 131,5 milyar lira para vardı ama 9 Ağustos 2021 tarihi itibariyle bu miktar 86 milyar liraya geriledi. Yani neredeyse 1/3 nispetinde eridi. Peki bu eriyen miktar sadece işçilerimiz için mi, işsiz kalan insanlar için mi kullanıldı dersek, bunun ne yazık ki böyle olmadığını görüyoruz. Muhterem arkadaşlarım, 2021 yılının ilk 3 ayından itibaren devam eden düşüş, eğer durdurulamaz, önlenemez ise bu fon 2 yıla kalmadan sıfırlanacak, tamamen eriyecektir. Çalışanların maaşından damga vergisi bile alınarak oluşturulan, işçinin ücretinden kesilen paralarla desteklenen, daha doğrusu oluşturulan bu fon, bundan dolayıdır ki her geçen gün erimektedir ve biz iktidardan bu fonun sadece kuruluş maksadına uygun bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini iktidarı hatırlatıyor ve iktidardan bu politikayı bu şekilde takip etmesini bekliyoruz. Aslında bugünkü iktidarın en büyük zaaflarından bir tanesi hadiseleri birbirine karıştırması, hangi parayı nerede, ne maksatla kullanacağını, değerlendirmesi gerektiğini bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Ortaya acı bir tablo çıkmakta, devlet gelirleri giderlerini karşılamaktan aciz duruma düşmektedir. Bu sebepledir ki hem işçinin ve memurun maaşları gerektiği gibi artırılamamakta, hem de zamlar vesilesiyle iki kesim de, emekliler de elbette buna dahil, ciddi bir geçim sıkıntısı içine sürüklenmiş bulunmaktadır. Sayın Erdoğan, 2000'li yılların başında benim vatandaşım çöpten rızık topluyorsa, pazarlardan atık topluyorsa, meydanlarda açız diye bağırıyorsa, ev kirasını, su ve elektrik faturasını ödeyemiyorsa, bunun sorumlusu bugünkü hükümettir diyor. Birçok konuda Sayın Cumhurbaşkanı'na biz bundan dolayıdır ki iktidara gelmeden hemen önce ve iktidar sorumluluğunu üstlendikten hemen sonra yapmış olduğu konuşmaları bir defa daha bizzat kendisi dinleyerek ne söylediğini hatırlamasında fayda görüyoruz. O gün söylediği türkü başkaydı, bugün bambaşka bir türkü söylüyor ve bugün ülkemizin içine sürüklenmiş olduğu ekonomik sıkıntı adeta geçmişi mumla aratıyor. Muhterem arkadaşlar, sadece elektrik faturalarına baktığımızda bile konunun ne kadar korkunç olduğunu görmek mümkün. Elektrik Mühendisleri Odası'nın hesaplarına göre 4 kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar 5 yılda 94 liradan 210 liraya artmış. Yani %100'ün çok üstünde bir artış var. Bundan dolayıdır ki bu sadece bir kalem. Eğer biz bütün kalemleri göz önüne alırsak, hakikaten bir ailenin geçimi artık geçenler, yine eskiden Sayın Erdoğan'ın yaptığı çay ve simit hesabıyla altından kalkılamayacak bir noktaya geldi ne yazık ki. İşte muhterem arkadaşlar, bu şartlar altında memurla hükümet arasında toplu sözleşme görüşmeleri yapıldı. Ben buna görüşmede demiyorum. Sendikalar bir teklif götürdü. Hükümet bu teklifi hiç dikkate bile almadı. Kendisi bir rakam ortaya koydu ve bu rakamı ortaya korken de öyle bir tavır sergiledi ki Türkiye tarihinde görülmemiş bir zam. Memurumuzu kesinlikle enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi Sayın Bakan. Ezdirmediklerini söyledi. Muhterem arkadaşlarım, Rakamlara baktığımızda takdirde ortaya konan ve kabul edilen sendika tarafından da bir ciddi müzakere bile yapılmadan kabul edilen rakam 2022 yılı için %5 artı ikinci yarıda da %7. 2023 yılı için ise %8 artı %6. %8'lik bu zammı iktidar bundan önce Türkiye'nin neredeyse tarihinde memurun görmediği bir zam olarak ortaya koydu. Muhterem arkadaşlarım, hemen burada bir konuya açıklık getirmek isterim. Zam demek, çalışan bir insanın geçimini daha rahat karşılayacağı bir artış demektir. Bundan dolayı da her zaman enflasyon dikkate alınarak zam rakamları ortaya konur. Eğer bir memlekette enflasyon %30'sa, 40'sa, siz de çalışan insana %29 zam yaptıysanız bunun adına zam denmez. Çünkü geçimini bir önceki seneden daha zayıf bir noktada karşılayacak bir artış almıştır. Enflasyon %30'ken siz eğer çalışana %35, yani enflasyonun üzerinde %5'lik bir artış verirseniz işte o hakiki manada zamdır. Ama uzun zamandır maalesef çalışan insanımız bundan yoksun bir durumda. Bundan dolayı Sayın Bakan'ın bu ifadelerini, en yüksek rakamları verdik demesini kabul etmemiz mümkün değil. Bakın, kıyma geçen seneyle mukayese edildiği takdirde %92 artış göstermiş. Pirinç %50, simit %28, sıvı yağ %94, süt %60, makarna %37, deterjan, temizlik ürünleri %28 artışların ne mertebede olduğunu gözler önüne seriyor. Resmi rakamlara bakılırsa bunlar yaklaşık enflasyon %26 gözüküyor. Ama dolara ve avroya baktığımız zaman aslında biz onların işaret ettiği fiyat artışlarının ne manaya geldiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Dolar %46, avro %56, altın %71 artmış. Bu şartlar altında sizin memura reva gördüğünüz 2022 yılı için, gelecek yıl için %5 artı %7 hiç de şu söylediğimiz rakamlarla uyuşmuyor, bağdaşmıyor. Hele %23, 2023'te gösterilen %8 ve %6 bir bakıma enflasyonun daha da yüksek olacağı işaretini veriyor. 22'den daha fazla. Ama artışları karşılıyor mu derseniz kesinlikle hayır. Biz bunu hakikaten Sayın Erdoğan'ı çay, simit hesabını bir defa daha yapmaya davet ederek bunun üzerinde durulması gerektiğine inanıyoruz. Tabii buna da bakarken çayı nereden aldığınıza bağlı. Bundan dolayıdır ki çay fiyatları herhalde gittiğiniz kahvehaneye veya bilmem kulübe göre birkaç misli fark ortaya koyabiliyor. Ama biz geçmişte enflasyon rakamlarının çok yüksek olduğu dönemlerde bazı hükümetlerin tarihe damga vuran zam oranlarını iyi biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamız 54. hükümeti kurduğunda 1996 yılında sadece ilk adım olarak %50 zam yaparak işe başlamıştı. Ki sendikalar %30 istiyor. Devlet de ancak %20 verebilirim diyor. Hazinedekiler de başbakana diyorlar ki hocam bunun üzerindeki 20'nin üzerindeki bir rakamı kaldırmamız mümkün değil. Buna rağmen Erbakan Hoca ilk adımda %50 zam yaptı. Arkasından gelen zamlarla %100'ü geçti zamlar. Ve enflasyonun en az %25-30 üstüne çıktı. İşte o zam zamdı. Tabii o zam sadece memur için değil, Türkiye'nin bütünü için göze alınmıştı. Çiftçi yerine geldi %110, yeri geldi %250 zam aldı. Fındıkta, pancarda olduğu gibi. Bağkurlu %300-400 ortalama zam alırken, eğer çok düşükse maaşı %1000'e yakın zam aldı. İşçi aynı şekilde. Bundan dolayıdır ki zam demek, tekraren söylüyorum, enflasyonun üstünde yapılan bir artış demektir. Böyle olmalı. Eğer enflasyonun üstünde bir artış sağlanamıyorsa buna zam demek mümkün değil. Çünkü memur da, işçi de, çiftçi de yerine göre, bağkurlu da enflasyon karşısında eziliyor manasına gelir. Devlet de buna bigane kalıyor manasına gelir. Tabii biz birçok yerde nasıl israf yapıldığını biliyoruz. En çok şahsen bendenizi üzen Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasarrufla ilgili bir genelge yayınladığı zaman sarayı ve meclisi bunun dışında tutması olmuştu. Halbuki tasarrufa önce evden başlanır. Ev dediğimiz Cumhurbaşkanı'nın kendi konutu ve çevresindekilerin harcamasıdır. Meclisin harcamasıdır. Buralarda tasarruf yapmayabilirsiniz diyor. Bu ne iş ya? Nasıl yaklaşım? Eğer siz yönetim olarak bir noktada bir adım atacaksanız ve burada da israfı önemsiyorsanız, israf önce evde önlenir. Ben israf yapmayacağım. Niye? İtibardan tasarrufta bulunamam. Yoksa itibarım gider gibi bir anlayışla çalışan insana diyorsunuz ki ne olur canım? Yani bu dünya geçici. Bir somun yiyeceğine yarım ye. Çocuklarına her gün peynir yedirmen gerekmez. Bu mantığı kabul etmek, bu mantığı anlamak hakikaten mümkün değil. Bundan dolayıdır ki ekonomi sil baştan ele alınmadan Türkiye'nin problemlerini çözmek mümkün olmaz. Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Ekonominin köklü bir şekilde düzelmesi, kaynakların doğru kullanılmasıyla mümkün. Kaynaklar da tamamen üretime dönük bir sanayileşme, tarım politikası ile değerlendirilebilir. Bütün kaynaklar yatırıma aktarılmalı. Bu hem işsizliğin ortadan kalkmasına hem milli gelirin artmasına vesile olur. İkinci şartımız da mutlaka milli gelir artınca, artmasa bile adil dağıtılmalıdır. Patron da, devlet de, memur da, işçi de adil pay almalıdır. Adil pay dediğimizde açlık sınırında bir ücret değil, en az yoksulluk sınırında bir ücretle mümkündür. Ama yoksulluk sınırını biz gündemimize hiçbir zaman almadık. Almadık deyince biz değil, iktidar almadı. Yaklaşık 20 yıldır iktidarda bulunan bir parti hala toplu sözleşme gündeme geldiğinde açlık sınırının biraz üstünde mi yoksa altında mı zam yapacağız onu konuşuyor. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım ve tutum değil. Muhterem arkadaşlarım, tabii bunları söylerken Afganistan meselesine de kısaca temas etmek istiyorum. Çünkü son açıklamalar Taliban'ın Türk askerini Afganistan'da istemediği beyanatıyla gündeme geldi şimdi. Amerikalılar 31 Ağustos'a kadar kesinlikle çıkacaklarını ifade ediyorlar. Taliban da, bugün artık Taliban demek bence biraz abartılı oluyor, farklı yorumlara sebep oluyor. Bugün Afganistan'da oluşan yeni yönetim de kendi ülkesinde başka asker istemiyor, Türk askeri de dahil olmak üzere. Tabii biz bu noktada şunu unutmayalım. Geçmişte Afgan ordusunun subaylarını Türkiye'de yetiştirme imkanı tanınmıştı. 1950'ler, 60'lar, 70'ler Afgan subayları hep Türkiye'de eğitildi. Bundan sonra da olabilir. Ama asker olarak bizim orada bulunmamızı arzu etmiyorlar. Doğru olan da şu, onlar eğer destek vermek istiyorsanız iş adamlarınızla, kalifiye insanlarla gelin, bizim kalkınmamıza destek verin diyorlar ki mantıklı olan da budur. Ben şahsen göçmen meselesini de bu çerçevede değerlendirmeyi doğru buluyorum. Şu anda bütün ülkeler Afganistan'dan göç etmek isteyenlere kısıtlı bir sayıda olmak üzere kapılarını açmış bulunuyor. Bu ne manaya geliyor biliyor musunuz? Ben ancak Afganistan'dan vasıflı eleman alırım. Tecrübeli mühendislerini alırım. Ekonomistlerini alırım. Sağlıkçılarını alırım. Ama orada karnını doyuramayıp da karnını doyurmak için gelmek isteyenlere sınırlarım kapalı diyor. Bunun için de biz şu anda gelin Afganistan'dan göç etmek isteyenler için bir politika oluşturalım demeyi doğru bulmuyorum bu yönüyle. Mazlumlara kapımızı açabilirsek açalım. Ama oranın kalifiye insanlarını oradan alıp onları başıboş bırakmayalım, onu doğru bulmuyoruz. Maalesef Batı'nın yaklaşımı hep bencillik üzerine inşa edilmiştir. Irak'ta bunu yaptılar. Suriye'de bunu yaptılar. Libya'da bunu yaptılar. Başka ülkelerde bunu yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Sadece kalifiye insan istiyor. mağdur olanları alıp da onların mağduriyetini giderelim diye bir dertleri yok. Yardım edelim diye bir dertleri yok. Bu yaklaşım o ülkeleri daha da zor bir duruma sokuyor maalesef. Onun için göç politikalarının nasıl tanzim edildiğine baktığımız zaman bu manzarayı görüyoruz hep. Buna rıza göstermek, kalkınmakta olan veya çökmüş olan ülkelerin daha da çökmesine vesile olacak adım atmak manasına gelir. Onun için ben de diyorum ki biz Türkiye'de veya başka ülkelerde, Afganistan'dan veya başka yerlerden, Suriye'den gelecek insanlara kontenjanlar ayırıp da onları belli yerde toplamayı doğru bulmuyorum. Bu kontenjanlar ayrılacaksa Afganistan'ın içinde ayrılsın. Orada bir takım kamplar oluşturulsun. Batı da Türkiye'de destek verecekse oradaki insanlara destek versin. Ama Afganistan'ı kalifiye insan ihtiyacına mahkum etmez. Bundan dolayıdır ki bu konudaki yaklaşımımız şahsen bizim hep böyle olmuştur. Irak içinde, Suriye içinde, Libya içinde, hatta Yemen içinde, Mısır içinde aynı mentaliteye sahibiz biz. Oradan Suriye istisnadır. Çünkü Suriye'deki bugünkü kargaşanın oluşmasına maalesef Türkiye'nin hükümetinin o dönemdeki yanlış politikaları sebep olmuştur. Suriye kan gölüne dönmüştür. Bundan dolayıdır ki bizim onlara karşı tavrımız başkalarına karşı gösterdiğimiz tavırdan farklı olmalıdır. Ama buna rağmen de biz Suriyelilerin gelip burada bütünüyle yerleşmesi yerine şartların bir an önce normale dönüp Suriyeli vatandaşlarımızın kendi memleketlerine dönmelerine destek verelim derim. Sözlerimi burada tamamlıyorum. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışacağım. Buyurun. Evet, anlaşılan soru yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Tekrar hem Malazgirt Zaferi'nin hem de 30 Ağustos Zaferi'nin kutlu olmasını, yeniden o birlik ruhunun memleketimizde karşılık bulmasını temenni ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.